Evet, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bir sıkıntınız, bir probleminiz yoktur. Gördüğünüz üzere Crusader Kings 3 Japonya serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz. Bir önceki bölümde söylediğim gibi muhtemelen bu bölüme beraber 2 ya da 3 bölüm daha gider. Japonya serimizin finalini yapmış oluruz. Tabii ki de Japonya Birliği'ni sağla, sağlarsak herhangi bir problem yaşamazsak seri içerisinde. Bir önceki bölümden özet geçmeye de çok gerek yok aslında. Şu bölgeleri hallettik. Şu kısmı, bu taraftaki. Son olarak buradaki pontu kes kaldı. Şurası kaldı adını okuyamıyorum. Çoğu diye bir bölge kaldı. Şurası tamamen. 3 3 etti. Ufak şurada böyle bir tane zımbırtı kaldı. 4. Bir de en altta ilk başta şurayı es geçtiğimiz bir bölge. İmparatorluk olarak geçtiği için biraz zor alıyor, alınıyor burası. Genellikle hep hak iddiası üretme üzerine almaya çalışıyoruz. Bütün bölgelerin hak iddiası ürettikten sonra savaşa açıp hepsini toplu bir şekilde komple bir şekilde alacağım. Eğer bir aksilik yaşanmazsa onun haricinde de çok da ekstrem bir durum yaşanmadı. Yakında City Skylines ve Bannerlord Lord serileri de gelmeye devam edecek. Daha doğrusu gelmeye başlayacak öyle söyleyeyim. Onun yanında farklı Crusader King serisi çekeceğiz. Bir sıkıntı yaşanmazsa tabii ki de siz bu serileri bu içerikleri izlerken ben askerde olacağım. Muhtemelen onda da dediğim gibi bir aksilik çıkmazsa. Olabildiğince fazla video bırakıp kanalı en azından aktif olmasını sağlamak istiyorum. Ve umarım ben askerden dönene kadar 6 aylık süreçte e, Binar aboneyi geçmiş oluruz. Hedefim o yanda bakalım. Umarım inşallah yapabiliriz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet hatırlatma da, hatırlatmamı da yapayım hemen. Eğer içeriği beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi farklı oyun serileri de yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bire bir revi çekelim. Evet hatırlatmalarımızı yaptık. Girişimizi yaptık. 2,5 dakika gayet iyi. Sıkıntımız yok hemen ünvanımızı oluşturalım Meşhur bir şekilde hapsedilebilir Tamam bu zaten 2-3 bölümdür falan bunların çok da ekstrem bir durum yok Yetenek verecek yeteneğimiz kalmadı idari açısından Karakterimiz yani nine gibi oldu 71 yaşına geldi Şu En son çocuk bayağı iyiydi Bu çocuğun özellikleri mi? Yani ne olacak inanın hiçbir fikrim yok ama Hep beraber göreceğiz yani şu dayıdan daha iyi olacak gibi sanki de İdaresi bir tık düşük olabilir. Acaba varis olarak bu çocuğu seçip bir öncekinde bu e, hükümdarımızda yaptığımız gibi kumar oynasak. Bir önceki seride bir önceki bir, birkaç önceki bölümde bu hükümdardan önceki hükümdar için baya bir kumar oynamıştık yine aynı bu şekilde. Çocukken varis seçmiştik. Hadi çocukken bu çocuğu varis seçelim ya. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Umarım başımız ağrımaz arkadaşlar şu hemen kültür işini de bir halledelim. Şu kültürler yanlış hatırlamıyorsam melez kültürlerde o konularda aslında çok da sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Takılsınlar kendi kafalarına göre şu varis işini de bir halledelim. Çünkü ben bu adamdan pek memnun değilim. Ya özellikleri çok iyi. İşte şairi var, saygı saraş, acemi şeyi falan var da yine de az. Yine de az. Servet mimarı falan yani şuralardan sıkıntı çekiyoruz. Buralarda idareden bir artısı yok. Gerçi diğer çocuğun da yok gibi de. Nerede bizim diğer çocuk? Neyi var abicim? Diplomasi Entrika'dan artı biri var. Entrika'dan dövüşten ve doğal korkuşluk kazancı var. Ama bu çocuk 9 yaşında ve... Diplomasisi bayağı yüksek, Entrika'sı bayağı yüksek, askeriyesi yüksek. Yani bütün özellikleri çok iyi gibi duruyor. Özellikle dövüşü de bayağı bayağı yukarıdan. Varis ee, seçsek, 10 yıl daha yaşasak... Gerçi kaç yılı var? 7 yıl daha yaşamamız lazım. Deneyelim ya. 16 yaşına gelmesi için. Deneyelim. Şu varisi bir değiştirelim. Yasusuke. Yasusuke'yi varis yapacağız. Tamamdır. Hatta kendisinin de bir nişanını yapalım. Şöyle kendisine bir prestij kazancı olarak bir dakika. Çok yaşlı. çok yaşlılar ya. Akraba evliliği ile alakalı bir sıkıntı çıkmaz diye tahmin ediyorum. Mesela. Mesela. Şuna bir bakar mısın? Şu özelliklere bir bakar mısın? Şu teklifi yollayalım bakalım. Oyunu başlattım bu arada birden. Oyunu başlatmamız biraz zaman aldı karar alma konusunda ama hallettik. Bir sıkıntımız yok. Kabul edilmedi mi o? kabul edildi. Varisimiz Okey. 2 yaşını 9 yaşını. Ne, yaş farkları da fazla yok. Umarım başımız ağrımaz. Evet, en son ne yapıyorduk? Kontluktaki hak iddiası üretmesi devam ediyor. Muhtemelen yeni başlatmışız. 17 ay kalmış. Hemen bir kontrol için en kırmızı bölge burası. Onu bir halledelim. Şuraya bir bitirebilirsek çok kral olacak aslında. Hazır buradayken bu savaşı da bir an önce halledelim. Onu şu, şimdi bölgemizi değiştiriyoruz. Sadece düzenli askerlerimizi çıkartalım. <laughs> Umarım yakalamaz bizi. Yakalarsa içimizden geçer çünkü. Kan lekeli bir kıyafet karga tüyleri garip kokan karışımlar. Bunlar Yufutsu yerleşiminden gelen köyler. haneden şiru adlı kişinin köyün eteklerinden kulübesinde büyücülük yaptığını kanıtı olarak sundukları şeyler. Adam bırak büyüsü büyüsü bunlarla bunları geçin arkadaşlar. Sene olmuş 1645. 1645 yılında şimdi büyücülük büyücülük tamam o dönemler vardı bu takım sıkıntılar ama hani bir farklılık yaratalım. Yapmayın. Gerek yok şimdi büyücü müyücü. Takılsın adam işte kendi kafasına göre takılıyor aga. Uğraştırma herifi işte. Bırak ne istiyorsa onu yapsın. Japonya'yız yani biz. Takılın abi. Bizde önemli olan sav sav savaş, dövüş. Vurdu kırdı yani. Kültür. Bu kadar. Ama bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum ama. Onu da hallettik. Ünvan oluşturabiliyor muyuz? Ünvan oluşturamıyoruz. Oluş... Yani yok gelmedi ünvan. Evet. Topraklar bu şekilde. Bir rengimizi değiştirelim ya. Siyah çok baydı gibi sanki değil mi? Rengimizi değiştirelim. Ne yapalım? Hadi turuncu yapalım. Turuncumsu şöyle kapalı turuncu. Nasıl? Çok cırtlak mı durur? Biraz sıkıntı gibi. Biraz sıkıntı gibi. Ya çok parladı ya bir dakika çok parladı. Bu biraz göz alır çok fazla izlendiği zaman. Hangi renk yapsak hangi renk yapsak hadi mor yapalım. Mor da aynı şekilde de yapacak bir şey yok artık. Ha, olmaz. Olmaz abicim. Bir türlü beğenemedim ya. Ölümsüz Hükümdar serimizdeki gibi şöyle acivert yapalım mavi yapalım. Tamamdır. Oo, güzel oldu. Evet şimdi sendeki durumlar ne kardeşim? Biz seni vasallık olarak alamıyoruz. Seninle illa savaşmamız lazım. Peki seninle bir ateşkesimiz var. Senin ona ateşkesimiz ne zaman bitiyor? Tüfiklik değil. Şu diplomasiye baksana. Neredesiniz abicim siz? Gerçekten 4 yıl mı? Yok. 8 ay burayla var. Burası var da. Burası da 4 yıl diyor da oraya almışız zaten. Orası bizim toprağımız. Şu dayı da başka bir ülkenin herhalde. Aynen öyle. Kendisine de savaş açalım. Şöyle ufak tefek şeyleri toplayalım ki. Şurası iyidir. Daha bizimkiler çıkana kadar. Salça olmasınlar şimdi bize. Hallederiz abicim. Bizim varis kaç yaşına geldi? 10 yaşına geldi. İyi abi. E normalde bu ikisinin çocuğu müthiş olması lazım. Ben eğitsem, kültürünü değiştirsem zaten kabul ediyor. Tamamdır. Tamam bunun vazisi ben değil miyim zaten okey. Senin odağını da ne yapalım biliyor musun? İdare ile öğrenimde biraz fazlaymış. Şimdi senin odağını da idare olarak seçerim ki birbirinizi deste birbirlerini desteklesinler. Şuradan konsey bölümünden idaresit fazla olursa yardımcı olmak için bir tık daha idarede birbirlerini destekleyebilirler diye düşünüyorum. İnsanlar zamanla çok değişiyor. Bazen en yakınlarını tanımadığımız insanları da yaşıyor. Şovgün hani adamın diye konuşmaya arkadaşım. Sona ermiş gibi hissediyorum. <laughs> Olmasın yani arkadaşımız. Sıkıntı yok. Bu beyefendiler toplanırsa eğer utangaç. Hmm. Başka neler var? Sabırsız obur. Al işte. Çekicilik görüşü kişisel plan gücü düşüyor. Diplomasiden eksi 2 yiyoruz. Öğrenimden artı bir. Sabırsız olursa nelerden eksiyoruz? Süzören öğrenimden eksiyoruz. Yani en mantıksız sabırsız gibi geliyor bana bunlardan ya. Ama günahkar diyor. O burada ne var abicim? Bu da günahkar. Günahkar olmayan ne var kardeşim? Sabırsız yapacağım ya. Aylık prestiji %20 oranında daha fazla da prestije çok ihtiyacımız yok gibi. Yok sana bir şey kardeşim. Şovun olabilirsin ama ya bunlar bu kadınlar niye sürekli benim Ağzıma sıçıp sıçıp duruyorlar. Sürekli bana bir atar gider yapıyorlar. Deliriyorlar benim yanımdaki kadınlar. Sürekli aldatıyorlar bir de falan. Kadınlarla alakalı bu hükümdarın pek şeyi olmadı. Nedir o? Şansı yok yani. Ya genelinde hangi paranın kullanacağını karar vermek benim görevim hakkımdır. Ticari güçlendirmek için gümüş paralar. Yeni gümüş paralar. 5 yıl boyunca gelişmişlik artışı, prestij. Bu daha iyi. %100 zaten. Burayı da hallettik abicim ünvan oluşturabiliyor muyuz? Ya da gasp edebiliyor muyuz? Hayır. Tamamdır. Sıkıntımız yok. Evet. Az önce şu kontlukta kitlesi üretmesinin bittiğine dair bildirim almıştık. Burası bizim. Yani o kadar ufak ufak göt kadar şeylere bu kadar çok uğraştırıyorlar ya. Beni ayar ediyor ya. Senin gibi güvenlik çok lazım. Bir şeyler planlar gibi. Fısıldıyordu Yüce Shogun. Şo ben haneden Kanemoto konuklarınıza hizmet ederken çok şey diyoruz. Varlığımızı fark etmiyorlar bile. Saray eserlerinde bir şeyler var. Ne var abi saray eserlerinde? Buralardan bir şeyler var. Ha bu şey muhabbeti, kadeh muhabbeti. Prestij 15 veriyormuş. Tamam şu kadeh'e koyalım bari. Değiştirmiş olalım en azından değişmiş olsun yani. Paramız çok fazla. İnşa, inşa, inşa. İnşaları da hemen aradan çıkartalım. Bunları da bitirelim bir an önce. Bunlara zaten ünvanına sahip olmadığımız için. Tamamen, aa ya, buraya yapılabiliyormuş. Okey, özel bina var mı? Yapabildiğiniz özel binalar. Buraya yapalım bari kura. Neyse artık askeri şey için, milisler için galiba. Aa buralarda yapabiliyoruz. Okey, buraya da kura yapalım. Büyük tapınak. 120 yerleşim vergilerini artırıyor da bunu tam verimli olarak kullanamıyoruz. Kutsal bölge olarak görünmediği için. Orası kaldı ya, oraya da hemen bir dakika şöyle... Başka bir şeyine... Aynen öyle. Artı 300'deyiz. Çocuğu öldürmeyin lan. Keşke kabul etmeseydim ya. Çocuğu yolladık eğlensin diye de başımız ağrımasından sonra. Bak evli değil çocuğu oluyor. <laughs> Bu da evli değil bunu da çocuğu oluyor. Kızım sizleri evlendirseler ya. Rakip hanım parmağı önce beni sordu kendini işaretliyor. Aramızda onları boş verip yeniden başlayalım bize düşman değil arkadaş olmalıyız. Ya geç bunlar var ya da yalamaya başladılar ya. Harbiden yalamaya başladılar da şu çocuk niye dönmedi kardeşim? Ya da döndü de ben mi görmedim? Çocuğu yolladık diğer saraya da başımız ağrımasın ondan sonra. Sırh yok, tac yok. Süsler patlak vermiş. Ha bu eksi veriyordu tamam okey. Başlattım. Bunlar çok garip ya. Ya bunların ebeveynleri bunları evlendirmiyor mu kardeşim? Bunları da benim mi evlendirmem lazım? Bir süredir kendisini herhangi bir vasalından bekleyebileceğim sorumluluklardan muaf bir sözleşmeye sahip. Onu, onu eğer onu sözleşme sorumluluklarının arttırmak ne edebilirsem ülke uzun vadede büyük faydalar kazanacak diyor. Para versek oldu mu? Olmadı herhalde. Anlamadım ya. Biz kaç yaşına geldik? 74 yaşına geldik. Bu karakter 13 yaşına geldi. İyi. Özellikleri iyi. Bak İdaresi bayağı artmış. İdaresi bayağı artmış. Yanlış hatırlamıyorsam 8 falan idaresi. 13'e yükselmiş. Dövüşü 21 olmuş. Bütün özellikleri bayağı standart gibi. Eğer sabırsız seçmeseydik ki en mantıklı sabırsızdı bence. Bilmiyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama. Sabırsızı seçmemiş olsaydık bir tık öğrenimi biraz fazla. Yani normal standart olacaktı. 9 olacaktı. Baksanıza bütün özellikleri çok böyle standart. Aynı gibi. Bence gayet iyi bir hükümler olacak kendisi. Tabii ki de eğer. Daha kendisine bir şekil şükür yapalım arkadaşlar. Saç maç baş şöyle düzeltelim. Neredesin kardeşim sen? Gel bakalım aslan parçası. senin bir şu sıfatı eşkale bir toparlayalım. Sana bir saç çekelim şöyle güzelinden. Sana sakal yapamayız. Şöyle 3 numara bir saç vardı sanki. Aynen öyle. Tam başlık başlıksız ol. Tamamdır. Devam ki. Hak iddiası üretme bitti mi? Aa çabuk bitirmiş. Şurasında bitirsin. 17. Kontrole de devam edelim. Ki isyanlarla alakalı bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. En azından bu hükümdar ile. Bir sonraki hükümdar ile bir sıkıntı yaşar mıyız bilmiyorum da bu başındaki değişmiş. Kendisine savaş açsak. Bütün hepsini çökebiliyoruz tek seferde. Bence gayet iyi bir seçenek. 5K askeri var. Ya ona yardım edebilecek kimse yok. O yüzden rahatsız. Hemen kendisine savaşımızı açalım. Boyun eğdirme savaşı zaten açamıyoruz. Bir daha önce kullandığımız için boyun eğdirme savaşını. Sadece düzenli askerlerimizi toplayalım. Bir aksilik olmadan toplayabilirsek onu da tabii ki. Bu kim? Benim ailemden de kimin şeyi bu? Ebeveyni kim bunu? ...güçlenirse i̇şte güçlensin. Bu orduya karşı kim koyacak? Evet. Adil özelliğine... ...sahip olmaya devam edecek. Kuşkucu... ...veya ihtiyatlı. İhtiyatlıkla... ...adil özelliği arasında çok gidip... ...geliyoruz. İdare artı ikisi var. İdare artı ikisi... ...entrika eksi üçü var. Vasal görüş artı biri var. Öğrenimi artı biri var. Şimdi şuradan... ...kaybettiğimiz, sabırsızdan kaybettiğimiz... ...dindarlığı... ...ihtiyatlıdan alabiliriz. Ekstra... ...olarak da bizi artı iki... ...idare kazandıracak... Ne diyorsunuz? Dengeleme amaçlı olabilir gibi sanki de. Zaten eksi 3 oluyor. Bence de ihtiyat daha mantıklı. Aynen. Birbirini dengelemiş olur diye tahmin ediyorum. Güzel oldu. Dayı siz, ben bu savaşı unutmuşum tamamen ya. Bak geldi. Harcadı orayı sıfır olduğu için. Yani asker olmayan bir yerdeki askerleri nasıl yenebiliyor onu da anlamıyorum. Daha çıkmadı çünkü o askerler sıfır olarak gözüküyor. Tokatladılar yani yapacak bir şey yok. Yani kaybedeceğimizden değil de boşu boşuna kayıp verdik yani şimdi. Gelsin abi huzuruma. 166 senin başkentine değil de. Şuraya doğru akalım bakalım. Gitmiyor muyuz lan? Hakikaten süretmesini de bir tekrarlayalım. Yapma ya. Bunların hepsi ayrı ayrı mı? Hayır ya. Çok uğraştıracak orası. Öldük lan. Lan kaç yaşında öldük? Lan tahmin ettiğimden daha erken öldü. 76 aslında çok da şey değil ha. Oo şu perklere bir bakar mısın? Bizim bununla aramızda niye sıkıntı var? Niye beni sevmiyor bu? Allah Allah. Evet. Sıkıntılar başlıyor gibi. Şu konseyi hemen ayarlayalım. İdareyi de aynı şekilde. Bunların çoğu aynı zaten. İhtiyaç üretmesine de devam etsen. Hepsi bitti demem. Aaa yanamış. Bu lavuklar da beni hiçbir zaman onaylamıyor anasını satayım. Rengi niye değişti buranın? Neyse şu savaşı bitirelim de be. Aynen şu savaşı bitirelim de. Bizim ordumuz nerede? Ha tehlikeli örgütleşme. Sıkıntı çıkartacaklar. Sıkıntı geliyor. Sıkıntı çıkartacaklar. <laughs> Halletmemiz lazım. 6 tane daha toprak verelim. Hemen abicim. Şunları bir daha atayım ben. Döneceğim hemen. Bunları da meşhur sürenlerini aktaralım. Yapma bak gider ayak. Zaten çok az kaldı. Şu isyanla uğraştırma beni. Uğraştırma isyanla. Oo, oh, oo. Derdin ne senin ya? Senin derdin ne? Sizin derdiniz ne? Aslan parçaları. Düş abi. Düşün. Zorba mı olacak? Öldürüyorsunuz 68 onu dövüyorsunuz ve sizi rahat bırakıyor. %0 ölme ihtimali. Sıkıntı çekmedik değil mi? Ölmedik değil mi lan? Oğlum çok fantastik şeyler olmaya başladı ha kaç dakika oldu bu arada kaptırdım kendimi 25 dakika olmuş neyse bu bölümü de burada bitireyim bakalım bir sonraki bölümde neler olacak bir tık heyecanlandırdı beni yani gider ayak sanırım en böyle hareketli şeyi yaşayacağız karakterimizin kendisi 16 yaşına gelene kadar bir yıl daha direnmesi lazım ondan sonra çok da büyük bir problem olacağını sanmıyorum şuradan örgütleşmeleri şunu kontrol altına almamız lazım fakat nasıl alacağız nasıl yapacağız bilmiyorum bir sonraki bölümde göreceğiz bakalım evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.